Selam arkadaşlar, FC Koku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımda güncel bir konudan bahsedeceğim. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ile yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bunlarda sizlere bahsedip aynı zamanda kısa kısa yorumlar yapacağım. Çeyrek final eşleşmelerinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City Dortmund'la, Porto Chelsea'yle, Real Madrid Liverpool'la, Bayern Münih de Paris Saint-Germain'le eşleşti. Bu karşılaşmaların sonucunda yarı finalde olan eşleşmeler de belli oldu. Yarı finalde Bayern Münih Paris Saint-Germain galibi Manchester City Dortmund galibiyle yapacak. Diğer yarı final ayağında ise Real Madrid Liverpool galibi Porto Chelsea galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan aralarında gerçekleşecek. Yarı final maçları ise 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak. Tıpkı 2005'te oynandığı gibi İstanbul'daki maç yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor olacak. Biliyorsunuz geçenlerde hatta finalde oynanacak topun tanıtımı yapılmıştı. Topta bir önceki turnuvalardan her yıldıza belli bir örnekler ve belli bir uygulamalar yapılmıştı ve topu o şekilde tasarlanmıştı. Dolayısıyla hani çok etkileyici bir final topu izleyeceğiz ve daha sonrasında aslında mücadelelerde birazcık değinecek olursak birçok otoriter ve yorumcuların kafasında final olarak belirlediği Paris Saint-Germain Bayern Münih eşleşmesi çeyrek finalde karşımıza çıktı. Dolayısıyla bence çeyrek final eşleşmelerinin en güzel maçı olacak, en güzel mücadelesi olacak ve açıkçası da en çok merakla beklenen mücadelesi olacak. Dolayısıyla hani diğer taraftan Liverpool formsuz, Real Madrid'in eski tadı yok, Chelsea eski günlerini arıyor. Porto ise bulunan 8 takım arasında en zayıf halka olarak değerlendirildi. Bu dörtlü arasında aslında finale çıkacak takım için çok şanslı bir takım diyebiliriz. Çünkü hani geldiği kulvar, çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri olsun, çok zorlayıcı mücadeleler olmayacak. Çünkü asıl favoriler çeyrek final ve yarı finalde diğer tarafta eşleşecek. Onlar da az önce de saydığımız gibi City Dortmund, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih. 4 tane kupanın aslında ciddi adayları final yolunda birbirlerini eleyerek adeta yarıştan elenmiş olacaklar. Avrupa Ligi maçlarına bile değinmek istiyorum sizlere. Avrupa Ligi maçlarında ise biliyorsunuz sürpriz sonuçlar vardı. Özellikle en büyük sürprizlerden bir tanesi Tottenham'ın elenmesi oldu. Tottenham dün Zagreb'e Hırvatistan'da oynanan maçta 2-0 mağlup oldu. Uzatmalarda Zagreb maçı ilk maçta 2-0 bitmişti ve uzatmalarda Zagreb bir gol daha atarak Tottenham'ı 3-0 yenip kupanın dışına itti. Ve bir diğer sürpriz sonuç ise uzun zamandır yenilmeyen Rangers, biliyorsunuz bahsetmiştim sizlere de. Aynı zamanda yine kendimin potansiyel gördüğü bir oyuncu vardı. Olenka'dan bahsetmiştim. Slavia Prag'da oynuyor demiştim sizlere. Olenka'nın atmış olduğu golle kendi evinde 1-0 mağlup duruma düştü. Daha sonrasında 2 tane kırmızı kart gördü Rangers ve sağdan 2-0 gibi sonuçla ayrıldı. Dolayısıyla bir diğer sürpriz sonuç da benim için Slavia Prag'ın tur atlaması olmuştu. Mücadelelerde eşleşmelere değinecek olursak Granada Manchester United'la eşleşti. Arsenal Slavia Prag'la, Ajax Roma'yla, Zagreb ise Villarreal'le eşleşti. İlk başta çeyrek final mücadeleleri 8 ve 15 Nisan'da oynanacak. Çeyrek finalden çıkan takımlar şu şekilde yine kendi aralarına eşleşmiş olacak. Granada Manchester United galibi Ajax Roma galibiyle eşleşecek yarı finalde. Arsenal Slavia Prag galibi ise Dinamo Zagreb Villarreal mücadelesinin galibiyle eşleşmiş olacak.
Yarı final mücadeleleri ise 29 Nisan ile 6 Mayıs arasında oynanmış olacak. Ve final mücadelesi 26 Nisan'da Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Nisan Çarşamba günü Polonya'nın Gdański stadında oynanacak ve kupa sahibini bulacak. Aslında birbirinden güzel maçlar izleyeceğiz. Hem Kupa 1'de hem Kupa 2'de biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligleri Kupa 1, Kupa 2 olarak değerlendiriliyor. Umarım Hakan'ın kazandığı bir eşleşmeler olur. Özellikle benim gönlüm Liverpool'dan yana olacak. O da Ozan Kabak'tan ötürü. Çünkü Ozan Kabak şu anda ülkemizi Avrupa arenasında gerek Şampiyonlar Ligi gerekse UEFA Avrupa Ligi olsun buradaki bulunan takımlar arasında tek temsil eden Türk futbolcu olarak kaldı. Umarım Liverpool istediği hedefe ulaşır. Ozan da bu hedefte Liverpool'un katkı sağlayan bir oyuncusu olarak pay gösterir. Ve dolayısıyla şu anda zaten Jürgen Klopp da Ozan'dan çok memnundu. Bu memnuniyetini ve bu başarısını da inşallah Liverpool'da ilerleterek devam ettirir. Sizlere aktaracaklarım bunlar. Bu videoyu da hemen sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağım. Çok bir hatta hiçbir editleme yapmadan herhangi bir video ile oynamadan direkt sizlerle buluşturuyor olacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.